bize bir yıl içinde vereceği parayı 8 günde kaybetti. Demiryolu İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Eryüz'ün dediği gibi İzban işvereni işçiye vereceği bir yıllık zammı 8 günde kaybetti. İzmir Banliyosu İzban'da grev 8. gününde işveren hala yeni bir teklif sunmadı. İzban işletmesinin 8 günlük kaybını Demiryolu İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ulusal Kanal'a anlattı. Günlük gelir kaybını bugüne kadarki şeyle değerlendirdiğimizde 3 milyon 600 bin lira civarında bir kayıp söz konusu. İzban işçilerini CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Canan Arıtman ziyaret etti. Ziyarette Ervüs Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret açıklamasını hatırlattı. Sayın Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerine yapılan konuşmalarda evet. Bunu söyledi. Evet. Yani çıplak asgari ücreti 2200 lira dedi. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu 2243 lira giydirilmiş ücret olarak zaten evet. Biz veriyoruz dedi. Şimdi o başka evet. Bu başka. Evet. Arada uçurum var. İşverenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu İzmir Metrosu toplu iş sözleşmesinde de uzlaşma sağlanamadı. Metroda arabulucu süresi dolmak üzere. Arabulucunun 6 günlük uzatma süresini kullandı. Çarşamba günü o süre doluyor. İzmir Metrosu'nda 19 yıldır çalışan ve Demiryolu İş Sendikası iş yeri baş temsilcisi Celal Dağaşan, 90 gündür devam eden toplu iş sözleşmesinde şu ana kadar maddi konularda anlaşma sağlanamadığını dile getirdi. Yaklaşık 90 gündür daha şu ana kadar içerisinde para geçen hiçbir maddede uzlaşamadık işverenle. Dağaşan İzmir Metrosu'nda işverenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlattı ve İzban işçilerinden farklı olmadıklarını vurguladı. Şimdi İzban'da topu birbirine atıyorlar. Aziz Başkan hükümeti suçluyor. Hükümet diğer tarafı metro öyle değil. Metroda sadece belediye var ve bu CHP yönetiminde olan bir yer. Biz İzban'dan bir farkımız yok. Aldığı maaş bordrosunu Ulusal Kanal'a gösteren Dağaşan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. İçinde aile yardımı, 3 çocuğum var, çocuk parası, iş riski ve yakacak dahil Kasım ayı maaşım 2300 lira. Bu bordroyu ben basmadım, işverenin bana verdiği bordro, Kasım ayı bordrosu. Yan gelirlerle beraber toplam aldığım ücret 2300 lira, 19 yıllık teknisyenim. Bu sosyal demokrat bir belediyeye yakışmayan ücret. Şu anda da yine kendine yakışanı yapmıyorlar. Masada her şey sürümcemede, arabulucumuzun süresi de bitti. Çarşamba günü bir son görüşme olacak. İşçinin enflasyon oranında zam istediği, işverenin %14,5 zam verdiği İzmir Metrosu'nda uzlaşma sağlanmazsa grev kapıda.